memleketimizde, hafif müzik alanında büyük bir şanto sıkıntısı hissedildiği bir anda, ortaya genç ve kabiliyetli bir yıldız çıktı. İsmi Ajda Pekkan İlk olarak İlham Gençer'in topluluğunda mikrofona çıkan ve kısa zamanda aranılan bir isim olan bu genç şarkıcı, ilk müzik derslerini İlham Gençer'den aldı. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nin televizyon şovlarına çıktı henüz 18 yaşındaki genç kız için, bir tecrübe devresi sayılabilirdi. Ajda Pekkan, kendine meslek olarak seçtiği bu yolda, düzenli ve programlı bir şekilde yürüyerek başarıya ulaşmak niyetinde. Son Avrupa seyahatinden birçok plak ve bantlarla döndü. Repertuarındaki melodileri, Avrupa'da ayın en sevilen 20 melodisi arasından seçiyor şimdi modadaki Lozan Kulübü ile anlaşmaya varan Pekkan, Atilla Berkan Orkestrası'nda şarkı söylüyor. Emekli bir deniz albayı olan babası tarafından, gayet modern bir şekilde yetiştirilen Ajda, lise tahsilini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Çocukluğundan bu yana en büyük isteği, herkes tarafından sevilen, beğenilen bir şarkıcı olmaktı. İlk olarak Los Chaticos grubuyla beraber sahneye çıkan Ajda Pekkan, şimdiye kadar yüzlerce mektup almış. Hayranları kendisinden, daha çok İtalyanca şarkılar söylemesini istiyor. Sesiyle olduğu kadar, fiziki güzelliği ile de dikkati çeken genç şarkıcıya, sevgiden bahsedilince yüzünü buruşturuyor. Sevgi ve aşk konusunda kararsız. Sevgi izafidir diyor. Her şeyin her an değişebileceğine inanıyor. Aşlan'ın müzik hayatına başlaması tamamen kendi isteği ve çalışması sayesinde olmuş. Henüz mektebe bile gitmediği zamanlarda annesinin yatak odasına gizlice girip aynanın karşısına geçerek saatlerce süslenirmiş. Sonra büyüklerinin önüne gelip size şarkı söyleyeceğim, eğer beni dinlemezseniz oturup ağlarım diye kendince onları korkutmaya çalışırmış da şimdi, bu halini anlatırken gülüyor. İleride, film çevirmek için teklif alırsa, nasıl karşılayacağı sorusuna cevap vermiyor. Sadece, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu konuda başarıya ulaşmak benim için, en büyük mutluluk olacaktır demekle yetiniyor. Ajda Pekkan'ı, müzik alemimizdeki boşluğu doldurabilecek kıymette bir şantöz olarak görebiliriz. Bu yazı Ses dergisinin 16 Şubat 1963 tarihli sayısından alınmıştır.